Merhaba Şifdelet.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük İnbaz. Bu videomuzda fiyat performans oranıyla dikkat çeken General Mobile Discovery modeliyle karşınızdayız. Discovery yaklaşık 600 liralık bir fiyatıyla Türkiye'de fiyat performans oranıyla damga vurdu. Pek çok kullanıcı almak için alacak yer arıyor. Zaten satılan yerlerde de kısa sürede stokları tükeniyor. Çünkü 600 liraya bize çok fazla özellik sunuyor. Ne gibi özellikler sunuyor? Orta üst segment, hatta geçen seneki amiral gemilerin sunduğu özellikleri bize sunuyor. Mesela 4.7 inçlik HD çözünürlüğünde IPS ekran. Bakacak olduğumuzda HTC One X, Galaxy S3 gibi telefonların, yani geçen yıl piyasaya sürülen amiral gemisi gibi telefonların sunduğu görüntü kalitesini bizlere sunuyor. Ayrıca 8 megapiksel kamera, 2 megapiksel ön kamera gibi gelişmiş özellikleri de bu fiyata bizlere sunan bir cihaz. Özellikle dikkat çeken pek çok yönü var. Detaylı bir şekilde özellikle en merak edilen noktaları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ürünün İşletim sisteminden başlamak istiyorum. İşletim sistemi Android 4.2.1 Jelly Bean. Şu anda arayüz olarak MIUI arayüzü kullanılıyor. Bu yüzden zaten Android 4.2.1 destekliyor bu arayüz. Bu arayüzü kullandığı için az RAM tüketimi ve stabil bir çalışma performansı sunuyor. Ayrıca yine arayüzdeki pek çok tema efektleriyle beraber geçiş efektlerini, simgeleri, temaları değiştirebiliyorsunuz. Huawei modelleri gibi Discovery de, General Mobile Discovery'si de geniş bir özelleştirme özelliği bizlere sunuyor. Cihazın diğer özelliklerinden bahsetmek istersek, özellikle donanım kısmına değinmek istiyorum. Üründe ARM Cortex-A7'nin lisanslanarak kullanıldığı 4 çekirdekli ve 1.2 GHz'ında çalışan işlemcisi kullanılıyor. ARM Cortex-A7 tabanına bakacak olduğumuzda ARM Cortex-A9'a göre tabi biraz daha düşük performans gösteriyor ama daha az güç tüketen bir mimari ARM Cortex-A7. Bu yüzden çok küçümsememek gerekiyor. Yine güç tüketimi ve performans oranına bakacak olduğumuzda başarılı olarak nitelendirebiliriz A7'yi. A7 4 çekirdekle birleştiğinde özellikle çoklu çekirdek desteği sunan uygulamalarda başarılı performans gösteriyor. Ama her uygulama tabii çoklu çekirdek desteğine sahip değil. Özellikle Android'deki Java dili kolay bir dil olmadığı için her programcı çoklu çekirdek desteği ekleyemiyor. Bu yüzden çoklu çekirdek desteği olmadığı yerlerde tabii ARM Cortex A9 tabanlı telefonlardan biraz daha düşük performans gösterebiliyor. Ama uzun süre kullanım deneylerimize göre cihazda günlük kullanımda günlük kullanım negatif etkileyecek. Ayrıca kendi fiyat aralığındaki telefonlardan geriye düşmesini sağlayacak bir kasılma olmadığını söyleyebilirim. Kullanılan işlemcinin ayrıca yanında grafik işlemci olarak da PowerVR SGX544 kullanılıyor. 544 MP yani multi prosesör, 2 çekirdekli bir grafik işlemci. Bu yüzden de zaten 544'ün Galaxy S4'te 3 çekirdekli bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu grafik işlemcisi açısından da başarılı. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. HTC One X'te Real Racing 3'ü oynadığınızda, bir de bu telefonda oynadığınızda farkı görüyorsunuz. Geçen senenin amiral gemisinden daha performanslı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu da cihazın en güzel yanlarından bir tanesi. İncelediğimiz üründe 1 GB RAM var. Bu 1 GB RAM'in ortalama 250-300 MB civarında boşluk kalıyor. Çünkü kullanılan arayüz az RAM harcayan bir arayüz. Benim en değinmek istediğim noktalardan bir tanesi de dahili hafıza. 4 GB'lık bir dahili hafıza var. Bunun yaklaşık 2 GB'ına uygulama yükleyebiliyorsunuz. Belki de 1.5 GB'lık bir alanına. Fakat can alıcı nokta burada. Micro SD kart desteği sayesinde uygulamaları buraya da taşıyabiliyorsunuz. Her türlü Android telefona micro SD tarafına uygulama yükleyemiyorsunuz ama incelediğimiz Discovery'de uygulamaları micro SD'ye taşıyabiliyorsunuz çok iyi bir şekilde. Bunu da sizlere hatırlatalım. Yani Class 10 tabanlı bir 32 GB'lık micro SD ile bile cihaza tüm uygulamaları, her şeyi taşıyabiliyorsunuz. Bu da yazılım açısından, geliştirme açısından cihaza çok olumlu bir artı değer katıyor. Çünkü piyasada 8 GB'lık dahili hafızaya sahip telefonlar var ama bunları, uygulamaları taşıyamıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Xperia SP'de 8 GB'lık bir dahili hafıza var ve bu dahili hafızadaki uygulamaları micro SD karta, telefonu root yapmadan atamıyorsunuz. Bu da tabii 8 GB'de sizi sınırlandırıyor. Discovery'de böyle bir sıkıntı yok. 64, 32, gerçi 32 GB'e kadar destekliyor diyor ama 32'ye kadar destekleyen herkes 64'ü de destekliyor.
hafıza kartıyla başarılı bir deneyim sunacağınızı sizlere söylemek istiyorum. Cihazın ekranından zaten baştan bahsetmiştik. Bir daha biraz değineyim. 4.7 inçlik bir ekran söz konusu. IPS ekranı olduğu için görüş açısı çok başarılı. Özellikle kullanıcıların yaptığı yorumlara bakacak olduğumuzda bazı cihazlarda ölü piksel ve ışık sızıntıları gibi hataların olduğu söyleniyor. Şimdi LCD tabanlı her cihazda ölü piksel olma ihtimali var. Onlar gibi Discovery'de de ölü piksel olma ihtimali var. Bizim incelediğimiz cihazda ölü piksel bulunmuyor ama ölü piksel olan cihazlarda mevcut. Eğer belli bir rakamdan sonra ölü piksel sayısı varsa telefonu aldığınız yere gidip konuşup irtibata geçebilirsiniz. Bu istenmeyen bir durum. Işık sızıntılarından da bahsetmek gerekirse cihazın belli bir özellikle karanlıkta siyah renge baktığınızda ışık dağılımına bakılacak olduğuna çok göze çarpan negatif bir durum yok. Sonuçta 600 liralık bir telefondan bahsediyoruz. 2 milyarlık 1500 liralık bir telefondaki ekran performansını beklemek haksızlık olabilir ama zaten bize neredeyse o fiyatlardaki telefonun görüntü kalitesini verebiliyor. Üründe 312 ppi'lik piksel aralığı var. Yani piksel aralıklarını çok rahat bir şekilde göremiyorsunuz. Göz zevkinizi bozmayan bir ekran. Üründe 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera var. Bu ana kamera başarılı bir fotoğraf çekim kalitesine sahip. Özellikle HDR desteği de var. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekiyor. Ayrıca çektiği fotoğrafları galeride görüntülemesi, seri bir şekilde hiç takılmadan görüntüleyebilmesi beynimizi topladı. Zaten Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor. Hızlı bir şekilde çektiğiniz fotoğraflardan galeriye geçebiliyorsunuz. Sonra yine galeriden 4.2 kamera uygulamasına geri dönüş yapabiliyorsunuz. Cihazda wireless var. Wireless yanında Bluetooth 4.0 desteği mevcut. 3G desteği var. Standart GPS gibi kablosuz ağlar var. Ama NFC gibi ya da AC bağlantısı gibi wireless, AC 5. nesil wireless gibi bağlantılar yok. Zaten NFC'yi dünyada her cihazda kullanmıyor. Çok büyük bir eksiklik değildi. Yorumlamak istiyorum. Üründe biraz da dış görünümünden bahsedelim. Ürünün özellikle inceliği çok beğenimi topladı. 7.59 mm'lik bir kalınlığa sahip bu cihaz. Yani piyasadaki ince, yani en ince telefonlardan bir tanesi. Cihazın üst kısmında micro USB ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Cihazın ön kısmında kamera, ahize ve altta kapasitif tuşlar yerleştirilmiş. Burada kapasitif tuşların biraz dağılımı farklı. Geri sağ tarafta home butonu ve ayarlar butonunda, sekmeler butonunda en sol tarafta konumlanıyor. Açık olan sekmeleri görüntülemek istiyorsanız, bunları kapatmak istiyorsanız home tuşuna uzun süre basmanız gerekiyor. Cihazın sağ kısmında güç butonuyla ses kısıp açma butonu bulunuyor. Sol tarafında da herhangi bir giriş çıkış butonu yok. Ürünün kapağını açacak olduğumuzda bizi micro SD kart girişi ve 2 tane SIM girişi bekliyor. Yani cihaz çift SIM kart desteğine sahip. Bu çift SIM kart desteğiyle aynı anda 2 tane hat takıp bunlardan istediğinizle internete girip istediğinizle de konuşma gibi özellikleri sağlayabiliyorsunuz. Zaten kartlardan birini takmadığınızda size bir hata olarak da mesaj veriyor. Tüm bu ayarlamaları ayarlar kısmından halledebiliyorsunuz. Ürünün arka kapağı özellikle elle yumuşaklık hissi veren kaliteli bir malzemeye sahip. Ürünün hani böyle elinize aldığınızda kalitesizlik hissi uyandırmıyor. Biraz böyle büktüğünüzde, eğdiğinizde tam taraftan açıkçası boşluk, oynama gibi bir his uyandırmıyor. Piyasadaki pek çok pahalı Samsung modelinde bile mesela Galaxy S3'ün iki tarafından da tutun, ters tarafa güç uygulayın, biraz çakçuk plastik sesi yaptığını duyacaksınız. Ama bu telefonda öyle bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Yani sağlam bir telefon. Son olarak cihazın oyun performansına değinmek istiyorum. Ve arayüzdeki performansı da sizlere göstereceğim. Sonra da inceleme performans testleriyle kapatacağız. Dilerseniz telefonu biraz kullanalım. Genel Mobile Discovery klasik Android 4.2'deki widget'lı bekleme modunda sahip. Direkt ekran kilidini kaldırıyoruz çok hızlı bir şekilde. Arayüzde herhangi bir kasma, yavaşlama olmuyor. Geçişler gayet hızlı. Hatta arayüzden geçişleri de değiştirebiliyorsunuz. Tema kısmından gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada pek çok tema var. Hatta daha sonra temalarda ekleyebilirsiniz. Bunları da söyleyelim, belirtelim.
sık kullanılan en son girdiğiniz uygulamaları kapatmak için home tuşuna hızlı bir şekilde basmanız lazım. Herhangi bir takılma olmadan gayet hızlı bir şekilde cihaz kullanılıyor. Ayrıca widgetlere girmek için de menüden değil de ekranı uzun basarak girmeniz gerekiyor. Widget ekranı da gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Buraya widget eklemek istediğimizde herhangi bir kasma olmadan performanslı bir şekilde aktarma yapabiliyoruz. Mesela gelen kutusunu attık. Şu anda 3-5 widget de yükledik. Normal ekrana geçtiğimizde boş RAM sayısının 429 MB seviyesinde olduğunu görüyoruz. 437'ye çıktı. Bazen hani widgetleri kaldırdığınız zaman 500 MB'a kadar çıkıyor. Yani çok RAM kullanmayan bir ROM'a sahip olduğunu söyleyelim. Şu anda tema efektleri random'da, yani her geçiş farklı bir efekt veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tema ayarlarını nereden değiştireceğim diyorsanız masaüstü ayarlarına direkt giriyorsunuz. Buradan duvar kağıdı kaydırma olsun, efektler olsun. Değiştirebiliyorsunuz. Masaüstü efekti buradan direkt efektleri seçebiliyorsunuz. Şu anda rastgele değildi. Biz bunu mesela klasik açalım. Klasik olursa daha akıcı bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir kasma olmadan cihaz çok stabil bir şekilde çalışıyor. Beğendiğimi söyleyebilirim. Cihazda bir diğer beğendiğim noktalardan bir tanesi de galerideki hız. Tabii galeriyi de geçtikten sonra web tarayıcı olsun. Her şeyin performansı oldukça başarılı. Dilerseniz bir iki oyun açalım. Performansını da size öyle göstereyim. Mesela Most Wanted'ı açalım. Real Racing 3 çalışıyordu. Son güncellemeden sonra şu anda en son güncellemeyi yaptık. Oyuna girmemeye başladı. Ama Real Racing 3'ü de başarılı bir şekilde oynatıyordu. Onu da sizlere hatırlatalım. Şu anda Most Wanted var. Most Wanted'a gireceğiz. Oyun başladı. Herhangi bir kare atlama, frame atlama olmadan stabil bir şekilde oyun çalışıyor. Açıkça söylemem gerekiyor ki One X gibi geçen senenin üst seviye telefonlarından, Tegra 3 tabanlı telefonlarından daha iyi bir oyun performansı sunuyor. Bunu da SGX544 grafik işlemcisine sahip borçlu gayet akıcı bir şekilde oyunları oynatabiliyor. Şu anda Asphalt 8 bu cihaz tarafından desteklenmiyor diyor. Asphalt 8'i satın aldık ama indiremedik. Real Racing 3 de son güncellemeden sonra şu anda açmıyor oyunu. Ama daha önce başarılı bir şekilde açıyordu. Bunu da parantez olarak ekleyelim. Oyunda hani çarpma efektlerinde bile herhangi bir takılma yok. Görmüş olduğunuz gayet akıcı bir şekilde, başarılı bir şekilde çalışıyor. Hemen çıkış yapalım ve RAM kısmına bakalım. Şu anda 353 MB boş RAM kaldığını görüyoruz. Kapattıktan sonra bu arkadaki kalıntıyı biraz daha RAM'in artacağını söyleyeyim. 448 seviyesine geldi. Hemen Asphalt 7'yi açalım. Asphalt 7 de önemli oyunlardan bir tanesi. Asphalt 8 çıkmış olsa bile Asphalt 7'nin hala zorlu bir grafik performansı, iyi bir grafik performansı istediğini belirtelim. Oyunun Asphalt 7'deki performansına bakacak olduğumuzda da burada biraz anlık takılmaların olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz biraz da performans optimizasyona bakıyor. İncelediğimiz telefondaki işlemci ve grafik işlemci kombinasyonu pek çok cihaz tarafından kullanılmadığı için biraz bu oyunda optimizasyon sorunu yaşıyor olabilir. Oynanmayacak seviyede değil ama biraz takılıyor. Bunu da söyleyelim. Hatta bayağı kare atlaması oluyor. Çok keyifli bir şekilde oynayamıyorsunuz Asphalt 7'yi. Bunu da söyleyelim. Esasında performans olarak bu oyunu oynatması gerekiyor. Fakat dediğim gibi büyük ihtimalle optimizasyon eksikliği nedeniyle bu oyunu pek akıcı bir şekilde oynatamıyoruz. Cihazı kullandık. Size performansla ilgili bilgileri verdik. Arayüzünde herhangi bir sıkıntı olmadığını da belirtelim. Standart yine Android'in web tarayıcısını kullanıyor. İnternete girmek gayet akıcı, hızlı. Sayfalar, sekmeler arasında geçişte başarılı. Şu anda internet bağlantımızın yavaşlığı nedeniyle siteyi açmakta biraz zorlanıyor. Fakat internet tarayıcısı da gayet başarılı bir performansa sahip. Dilerseniz bir de sentetik benchmarklara bakalım. Buradaki performans testi nasılmış? İlk testimiz Geekbench 2.0. Geekbench 2.0'da 1339 puan almayı başaran telefon. GL Benchmark 2.5 Egypt'te, yani Full HD off screen olarak aldığımız testte 10 FPS gibi bir skor alıyor. Özellikle
Performans testlerinde Galaxy S3 ile karşılaştırdığımızda GL Benchmark testinde Galaxy S3'ün 16-15 FPS civarında bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. GL Benchmark'ta da 1700 puan alıyor. Yani bu testlerde Galaxy S3 biraz daha başarılı. Quadrant standart testine baktığımızda Discovery 3908 puan alıyor. Nanomark 2'de 42.3 FPS alıyor. Antutu'da 12.675 puan alıyor. Browser Mark 2'de gayet performanslı bir skor almış. 2127 puan almayı başarıyor. Pek çok cihazı geride bırakmış burada. Bu da 4.2'nin tarayıcısına borçlu diyebiliriz. Son testimiz 3D Mark. Ice Storm Extreme'de 1535 puan alıyor. Bu da çok yüksek bir puan değil. Ortalamanın biraz daha altında bir puan diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi oyun performansı olsun, kamera performansı olsun, yani tüm karşılaştırabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz özelliklerle fiyatındaki rakiplerinin çok üzerinde bir telefon, Discovery gayet alınabilir bir telefon olarak dikkatimizi çekiyor. Tabii bu tip telefonları alırken yaşanabilecek en büyük sorunlardan bir tanesi güncelleme desteği. Güncelleme desteği, evet, OTA desteğine sahip ama Android 4.3 ya da 5.0 gibi yazılımlar bu telefona gelir mi? Firmaya göre belki gelecektir ama ne zaman gelir orası meçhul. Zaten bakacak olduğunuzda 4.2 güncel bir sürüm. Böyle bir telefonda bu fiyata alıyorsunuz. 4.2 ile 1 sene, 1.5 sene daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani güncelleme gelmese de bu telefon bir şey kaybetmez. 4.2 zaten güncel bir sürüm. Bir süre daha sizi rahatlıkla idare edecektir. Son olarak telefonda 1800 mAh'lık batarya var. Bu 1800 mAh'lık batarya işlemci çok güç tüketen bir yapıda olmadığı için cihaza yeterli geliyor. Ayrıca dikkatimi çeken bir nokta ise telefonun hiç ısınmaması. Isınmayan bir yapıya sahip telefon. Bu da ARM Cortex-A7'nin çok güç tüketmemesi ve 1.2 GHz gibi düşük bir frekansta çalışmasını bağlıyoruz. Yani telefon kendini çok zorlamadan iyi işler yapabiliyor. Yani kısaca bu fiyata bu telefon alınabilir gibi gözüküyor. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.